Barış Ürkün bizlere eşlik ediyor bu sabah. Barış Bey günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bugünün en önemli gündem başlığı FED ve FED'e dair beklentiler değişti. Aslında hemen hemen ben o son toplantıdan sonra böyle Haziran'a yaklaştıkça acaba ters köşe yapar mı? Acaba FED'den başka bir şey gelir mi diye sizlere sık sık sorularımı yönelttim. Geldiğimiz noktada 75 bas puanlık faiz artırımı gündeme geldi. Hatta %96 ihtimal veriliyor yapılan son anketlerde. Ne Evet. dersiniz? Fed ne yapar? Nasıl bir açıklama gelir? 75 bas puanlık bir faiz artışı olur mu? Olursa neler değişir? Nasıl bir denge söz konusu olur? Ya da denge nasıl sağlanabilir? Şimdi tabii geçen çarşamba yine burada yayındayken beraber sizinle orada da yine bunu konuştuk. O zaman tabii cuma günkü enflasyonu görmemiştik. Ben Evet. 75 bas puanı daha düşük ihtimal görüyorum demiştim ama tabii beklentinin biraz üzerinde gelince işte 8,6'ya çıkan enflasyonu görünce piyasalar yani Fed'in daha agresif hale geleceğini, faiz arttığından da bunu düşünmeye başlayarak fiyatlamalar ona göre yönlendirmeye doğru gitti. O yüzden de özellikle riskli varlıklar üzerinde çok ciddi satışlar görüyoruz son zamanlarda. Özellikle Amerikan endekslerinde bunu gördük. Ve ayı piyasasına kadar yöneldi bu düşüşlerle birlikte. Dediğim gibi işte 75 bas puan faiz artırımının olasılığı %90'ların üzerinde şu anda birdenbire oraya doğru gitti. Yani bu Fed'in işte bu sessizliğe büründüğü işte Fed yetkilinin konuşmadığı ortamda işte yarın çıkacak pardon bugün çıkacak kararda 75 bas puan fiyatlamasının ciddi ölçüde şu anda gerçekleştiğini gösteriyor. Gelen bazı yorumlara da bakıyoruz işte yurt dışında özellikle para piyasasına ilişkin otoritelerden. Onların da yorumlarında işte Fed'in agresif olması gerektiğine dair bazı yorumların geldiğini de gördük. İşte bunlar da fiyatlamaları biraz etkiliyor. O yüzden 75 bas puan beklentisiyle geçecek bir bizim saatimize saat 9'da göreceğiz onu. Bir karar fiyatlaması oluşuyor. Tabii bundan sonraki süreçte ne olur dersek onun fiyatlaması şimdi tabii gerçekleşmiş oldu. Şimdi bir miktar tepki hareketlerinin geldiğini görüyoruz. Ama 75 bas puan gelir mi dersek yani bu son enflasyon verisinden sonra yani Fed'in şimdiye kadar bu enflasyonu görmeden öncesinde yaptığı yorumlara bakarsak işte 50 bas puanla gideceği şeklinde açıklamalar gelmekteydi. Ben yani açıkçası kendi beklentim olarak 50 bas puan biraz daha ağır basmakla birlikte 75 bas puana da şaşırmam diye yorumlayayım. Onun fiyatlaması gerçekleşti fakat sonrası da kullanılacak dil önemli. Yani Powell'ın söyleyecekleri burada önemli olacak. Diyelim ki 75 bas puan faiz artırımı yaptı. Piyasada bir hareketlilik artışı olabilir ama Powell'ın özellikle eğer 75 bas puan gelirse sonrasında söyleyecekleri bence önemli olacaktır. Sonraki toplantılarda da bu tarz enflasyona yönelik agresif faiz artırım adımlarının geleceğine mesajlar gelecek mi? Piyasalar ona bakıyor olacak. O zaman esas hareketliliği o zaman herhalde görürüz diye tahmin ediyorum. 50 bas puan şu anda fiyatlanmıyor. Daha çok 75 puanı kaysa da 50 bas puan faiz artırımı gelirse de piyasada büyük bir hareketlenme olmaz. Ama yine de Powell'ın söylemlerine piyasa oldukça dikkat edecektir diye herhalde düşünüyorum ben. Peki şimdi aynı zamanda tabii bu resesyon endişesiyle birlikte tabii bu Tabii fiyatlamada ki. söz konusu oldu. 75 bas puanlık faiz artışı şimdi bunu onamış anlamına da gelecek mi aslında? Yani bunun da bir ismi koyulmuş olacak mı? Bunun için aslında yeni bir dönemin de başlangıcı mıdır? Böyle de okuyabilir miyiz bugünü aslında gelebilecek kararla birlikte? Şimdi tabii bu 75 bas puan faiz artırım fiyatlaması gerçekleşirken 10 yıllık ABD tahvil faizinin de %3,5'lara kadar tırmandığını, 2 yıllıklarla 10 yıllıkların arasında hatta bir ara yine terse dönüş olduğunu gördük verim verisinde. Şu aşamada bakarsak yine işte yatay yani bir hareket var orada yani verim verisinde. Ama tabii ki 75 bas puan faiz artırımı gelirse eğer ve sonrasında da yine bu tarz bir faiz adımlarıyla gideceğine bir mesaj gelirse tabii biraz da ekonomide resesyon fiyatlamasının olabileceğini görebiliriz diye açısı ben tahmin ederim yani beklerim. Bunun fiyatlamasını görebiliriz. O yüzden yine tahvil faizinde yukarı yönlü hareketler görme ihtimali olabilir. Verim verirse tersi dönüşler daha net bir şekilde ortaya çıkabilir. Bunun bence fiyatlaması gözlenebilir diye açısı düşünüyorum. Daha önce de örnekleri olmuş. İşte resesyon riskine yönelik olarak bakıldığında bu gösterge önemli bir gösterge olduğu için söylemek lazım. 75 bas puan faiz arttırımı gelirse yine tekrar edeyim. O fiyatlamanın devam ettiğini görebiliriz ve resesyon riskinin de arttığına yönelik endişeli fiyatlamaları da görme ihtimalimizin olacağını açısı düşündürtür bana eğer bu haline gelirse.
Peki Barış Bey, özellikle şimdi tabii faiz artırımının dışında bir de Powell'ın yapacağı açıklamalar var. Tabii metin daha sonra dikkatlice incelenecek, açıklanan metin toplantı tutanağı daha sonra açıklanıyor. Özellikle burada yine piyasanın beklediği hangi başlıklar söz konusu? Özellikle işte biz geçtiğimiz aylarda baktığımızda işte noktasal grafikleri de yakından takip ediyorduk. Bütçe noktası ile ilgili zaten açıklamayı yaptılar Haziran'ın başı itibariyle. O konunun mesajını almıştık. Başka hangi noktalarda özellikle mesaj gelinmesi bekleniyor Fed'den? Nelere dikkat edeceksiniz? Tabii burada beklenecek önemli mesaj Fed'in faiz artırımının da hızı ne olacak, işte yolu ne olacak, ne zaman hani duracak bu faiz artırımlarında bunu görmek için bunun yorumlarına bakmak lazım. İşte enflasyon tabii ki ana odak noktası olacaktır. Piyasanın arayacağı kelimeler, işte cümleler onlar çevresinde oluşacaktır. Yani Powell özellikle yine ilk başlarda özellikle beklenenden yüksek gelen enflasyon sonrasında enflasyondaki olası işte risklere, şu anda görünen risklere değinecektir diye tahmin ediyorum. Bu enflasyon karşısında şu anda iş gücü piyasasının hala sağlam olduğundan bahsedeceğini düşünüyorum ben yine. Ve işte ücretler tarafındaki gidişata da bir yorum yapacağını düşünüyorum ama enflasyon ana odak noktası olduğunu ve büyük ihtimalle de enflasyondaki bu gidişatın önüne geçebilmek için yani özellikle ne gerekiyorsa yapılacaktır ifadesini daha net bir şekilde vurgulu bir şekilde ortaya koyarsa işte 50'den 75'e doğru gidecek bir yola ilişkin belki de bir yorum ortaya çıkabilir. Özellikle demin bahsettim yani burada özellikle Fed'in faiz artımlarındaki izleyeceği yolda biraz daha gaza mı basacağı ya da biraz daha işte sonucu görmek adına biraz da temkinli yolu mu seçeceğine ilişkin mesajları arayacaktır diye düşünüyorum ama devam eden bir enflasyon var Amerika'da işte yüksek seyretmeye devam ediyor ve kısa vadeli görünümde de enflasyonda hani geri çekilmeyi ortaya koyacak çok da emare yok dünya genelinde. Yani birçok ülke uyarılarında bulunuyor işte yetkilileri enflasyon aşırı yüksek. Mesela Avustralya'dan da böyle bir uyarı geldiğini gördük. Bu sabah itibariyle baktım haberlerde gördüm. Yani bu enflasyonda özellikle devam eden savaş olayı, işte tedarik sıkıntısı bunlar devam ettiği sürece, enerji fiyatlarının yüksek seviyede devam ettiği sürece maliyetler üzerinden gerçekleşecek enflasyon artışları Fed'in radarında olacaktır. O yüzden bu ana nokta olacaktır bence açıklamaların içerisinde. O açıdan da herhalde şahin kalmaya devam edecek ama tonunu artırıp artırmamasına yönelik mesajların dikkatle takip edileceği bir toplantı açıklaması olur diye açıkçası bekliyorum ben. Peki şimdi enflasyon noktasında tabii en önemli başlıklardan biri enerji. Enerjiyle ilgili az önce Biden'ın açıklamalarını da ekrana getirdik. Petrol cephesinde petrolü 74 dolara çekmek istediğinden bahsediyor ve bununla ilgili yine rezervlerin kullanımının önümüzdeki günlerde de süreceğine dikkat çekiyor. Ama geldiğimiz noktada petrol fiyatlarındaki görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Brent petrolde 120 doların üzerindeyiz. 74 dolarlara gidebilmesi için ortamın nasıl olması gerekiyor? Mayıs'ta zaten petrol üretiminde bir azalma söz konusu. Az önce o verileri de aktardık. Petroldeki bu tablo, doğal gaz fiyatlarındaki artış aslında biraz daha korkuyu körüklüyor mu şu anda? Şimdi özellikle hani son zaman birkaç gündür izlediğim haberlerde işte yurt dışından gelen haberlerde işte üretim konusunda bazı aksaklıklara mahal verebilecek gelişmelerin de gerçekleştiğini, özellikle bu sadece petrol değil işte doğal gaz dediğin gibi diğer enerji ürünlerinde de arzı etkileyebilecek hatta orta vadeli diyebileceğimiz en az 6'yı etkileyebilecek bir süreçten bahsedebileceğimiz bir üretim aksamalarına yol açacak gelişmelerin de gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bir tabii önemli bir etken. İşte bu doğal gaz fiyatlarını da arttırdı son birkaç günde. Petrol fiyatlarının zaten devam eden yükseliş enerji talebiyle birlikte oluşan ve üretimde ve stoklarda dalgalı seyrin devam etmesiyle oluşan bir süreç. Tabii bir de yaz aylarına girmiş olmamızın da etkisiyle özellikle benzin talebinde işte araç kullanımındaki artışla birlikte oluşan bir artış var. Bu da bir etken. OPEC'in de özellikle üretim konusunda çok agresif bir artış yapmadığı bir ortamda talebin de yüksek seyretme ihtimalinin olması ve üretimin bunu dengeleyememesi durumu petrol fiyatlarını yükseltiyor bir açıdan. Buradan bakmak lazım. O yüzden de petrol fiyatlarında kısa vadeli periyot içerisinde baktığımızda sadece petrol değil diğer enerji ürünlerinde de bunu herhalde söylemek lazım. Herhalde yüksek seyreden fiyatları biraz daha görme durumu olacak gibi gözüküyor. Yani tüm bu etkenler içerisinde özellikle en önemli nokta burada arzın artırılabiliyor olması. Demin bahsettiğim etkenler devam ettiği sürece orada da sorunlar devam edeceği için o yüzden hani fiyatlarda sadece petrol değil diğer enerji ürünlerinde de fiyat yükselişlerinin
devam edeceği bir süreç var gibi duruyor. Mesela Brent petrolde bakıyoruz, 120 doların üzerinde tutunmasını sürdürüyor şu anda. Bu bahsettiğim etkenlerde de özellikle yani 120'nin altına belki gelir zaman zaman ama sanki onun üzerinde kalma isteği biraz daha gösterecekmiş gibi gözüküyor. Yani burada yani özellikle 110-105 dolar üzeri Brent petrolde özellikle tutunmalar devam edecekmiş gibi bir görüntü arz ediyor şu anda. Peki dilerseniz hemen para piyasalarına da şöyle bir göz gezdirelim. Özellikle orada da dolar endeksi 105 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Tabii ki küresel endeksler cephesinde hem Fed'den gelebilecek adım noktasında resesyon endişeleriyle birlikte bir fiyatlama oldu ama hem petrolün hem de dolar endeksinde bir baskı yarattığından da söz edebilir miyiz? 105 seviyesinin üzerinde euro dolar paritesi 1.04'e doğru geri çekildi. Dolar endeksindeki bu atağın nedenini de bizimle paylaşabilir misiniz? Yani dolar endeksindeki atan tabii ana nedeni yani belli. Yani Fed'in bu akşam işte bize göre gelecek olan saat 21'de açıklanacak olan toplantısında faiz artırımında hızlanabileceği yani 75 bas puan faiz artırabileceği fiyatlamasının hafta başından itibaren özellikle işte Cuma günü enflasyon sonrasında gerçekleşmesiyle oluşan bir durum diye düşünüyorum. O yüzden de 105'in üzerine doğru çıkış ve orada bir tutunma var şu anda dolar endeksinde. Bence ana etken bu yani faizlerde de görüyoruz 10 yıllıklarda işte 3,5'lara kadar gitti. Şu anda 3,44'ten en son baktığımda. Yani orada da özellikle agresif bir Fed'in 50 bas puandan ziyade 75 puana doğru geçip daha sonrasında da bunu devam ettirebilme durumu. Yani enflasyon karşısında agresif bir duruma geçip bu noktada faizi enflasyon dizginleme ve bu noktada itibaren de bakılırsa bu da dolar talep olarak karşımıza çıktı son birkaç gündür. Ben bu görüntünün sürmesini beklerim. Yani özellikle akşama kadar herhalde dolar endeksinde, yani bize göre akşama kadar dolar endeksinde 105 üzerinde bir kalıcı seyir olur gibi tahmin ediyorum ben. Dediğim gibi Fed daha şahin bir görüntü ortaya koyarsa ve Powell da bunu desteklerse konuşmalarıyla dolar endeksinde yukarı seyrin devamı gözlenebilir gibi açısı düşünüyorum. Tabii konuşmalar içerisinde zaman zaman düşüşler meydana gelebilir diye herhalde yorumlayabiliriz bunu ama 104'ün altına da çok da fazla gelecek bir istek olmaz diye tahmin ediyorum dolar endeksinde. Peki Barış Bey, içeriye de bakalım şimdi. Borsa İstanbul'a devam edelim. Dün yatay negatif bir kapanışı gördük. 2500 puanın üzerinde yine bir kapanışı takip ettik. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin seyrini nasıl yorumlamak gerekir? Özellikle dışarıdaki tabii sert satışları gördük ama yine BIST yüzünde 2500'ün üzerinde tutunabildiğini izliyoruz. Burada tutunabilecek Evet. mi? Dünkü kapanış neyi işaret ediyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani endekste aslında bir trend var. Bu trend Şubat ayından beri devam eden bir trend. Orada 1827 dibini gördükten sonra bir toparlanma başlamıştı endekste. O toparlanmayla birlikte oluşan bir yukarı yönlü trend çizgisi oluştu. Bu 23 Mayıs'ta bir kere denendi bu çizgi. Yani orada en düşük gördüğü 2346 idi. Buradan tekrardan aldığı tepkiyle yine rekor seviyeleri test ettikten sonra 2685'e kadar. Tabii ondan sonra yurt dışındaki risk iştahının biraz bozulması önemli etkenler arasındaydı burada. O düşüşleri geldiğini gördük ama önemli nokta bu bahsettiğim trend çizgisinin üzerinde kalmayı başardığı. Mesela dün bu çizgiye değdi tekrardan. 23 Mayıs'tan sonra tekrardan değdi. Orada da en düşük gördüğü yer 2490 seviyesiydi. Yani aslında şimdi buna bakmamız lazım. Yani bu trend, hani buna yılbaşı değilim aslında Şubat olduğu için. Şubat'tan beri gelen yükseliş trendinin devamının gelip gelmeyeceğine bakmamız lazım. O yüzden de benim için önemli olan nokta burada 2490-2500 seviyesi üzerinde tutunup tutunamayacağı olacak. Yani bugün baktığımızda aslında burası bir sınır gibi. Yani orayı yakında kapattık zaten. 2509 seviyesine kapattık. O yüzden 2500'ün üzerinde tutunmayı ben bugün arıyor olacağım. Yurt dışına baktığımızda biraz bugün vadelerde toparlanmalar var gibi gözüktü ama bizim taraf biraz daha olumlu ayrışabiliyor yurt dışına göre. Zaten yıllık bazda da getirimizden belli bu. O yüzden 2500 üzerinde tutunmayı sağlayabilirsek tepki hareketleri gelebilir. Yukarıda 2515 ile 2540 seviyelerini yine önümüzdeki birkaç gün için izliyor olacağım. Ama 2500'ün altına doğru bir eğilim başlarsa dediğim gibi o trend bozulacağı için biraz daha aşağıda 2350 hatta daha aşağıda 2200 seviyelerinde test edilmesi gündeme gelebilir. O açıdan bugün özellikle bu seviyeye dikkat edilmesini açısı önerebilirim ben. Yani 2500 seviyesi kırılırsa aşağı yönlü hızlı bir Olabilir. ilerleme söz konusu olabilir. Tahmin ederim öyle evet aynen. Çünkü o trend kırılmış olacak Şubat'tan beri gelen. Peki bu arada bankacılık endeksinden de söz edelim. Çünkü dün en fazla değer kaybeden sektör endeksiydi. Banka hisseleri 3 günlük yükselişinden sonra bir aşağı yönlü seyir izledi. %2 geriledi. Buradaki hareketi nasıl yorumluyorsunuz?
Evet, yani bankacılık endeksinde de aslında aynı benzer görüntünün olduğunu düşünüyorum. Yani teknik bazlı baktığımda orada da aslında özellikle yani biraz daha yakın vadede oluşan kısa vadeli bir trend var. Onun üzerinde kalmayı başardı bankacılık endeksi. Yani görüyoruz bir aslında yukarı gitme tarafında bir sorun oldu son birkaç zamandır ama yani ana endeksle biraz ayrışan bir fiyatlama olabiliyor son birkaç günde. Yani ben çok olumsuzluk şu anda olduğunu taşıdığını düşünmüyorum bankacılık endeksinin. Yani bence tutulması gereken seviye burada. Hani bana göre baktığımızda biraz daha 2500, 2000 şu seviye olarak baktığımda 2090 seviyesinde bir yerde tutum aramak lazım. Orası da aslında demin yüz endekste bahsettiğim gibi tam bir kontrol noktasında 2090 üzerinde tutulmasını sağlayabilirse tepki hareketi gelebilir. Yani dünkü düşüşten sonra bugün yurt dışı eğer risk iştahı olumlu seyrederse bu bankacılık endeksinde bir toparlanma, bir tepki hareketi yukarı yönlü gelmesini beklerim. 2090'da burada izlememiz gereken destek seviyesi diye söyleyebilirim. Peki bu arada tabii endekste ağırlığı olan hisseler tarafında işte Ereğli özellikle hafta başı itibariyle takip ediyoruz. Biraz burada demir çelik hisselerinde zayıflamayı izledik ki burada da yine emtia tarafındaki fiyatların da etkisini gördük. Demir çelik hisselerindeki zayıflamayla birlikte neredeyse Ereğli ve Kardemir'deki değer kayıpları da 6. güne taşınmış oldu. Yine aslında dikkat çeken bir diğer taraf olduğu için de altını çizmek istiyorum. Hani bankacılığı konuştuk, sanayi tarafında da yine demir çelik tarafında da öne çıkan hisselerdi. Buradaki zayıflamayı nasıl değerlendiriyorsunuz bu arada? Tabii şimdi sanayi hisselerinde belli başlı sektörlerde bazı zayıflamalar var. İşte bence bu ileri yönelik olarak ekonomide gerçekleşecek özellikle işte dünya genelinde gerçekleşecek yavaşlamanın bir etkisi olabilir. Demir çelik talebine olan bir zayıflamanın etkisi oluşabilecek bir fiyatlama belki diye düşünülebilir diye ilk etapta söylemek gerektiğini düşünüyorum. Ona yönelik yaşanan bir satış eğilimi olabilir. Aynı zamanda uzunca zamandan beri devam eden bir yükseliş trendi var zaten orada. Bu yükselişlerden sonra bu oluşan belki beklentiyle oluşacak bir satışta yatırımcıların buna katılıyor olması, işte karlarını alması bir etken olabilir. Ama orada da benim gördüğüm yine yılbaşından itibaren diyebileceğimiz mesela orada da yükseliş trendlerini mesela test edin. Yani birçok hissede var bu. Endekste olduğu gibi Ereğli'de de aynı şekilde gözlenen bir durum bu. Ve aynı zamanda endekste olduğu gibi burada da bir kontrol noktasına gelen bir trend testi olabilecek bir yere kadar gelmiş olduğunu görüyorum. O açıdan 30-40, 30-45 üzerinde Ereğli eğer tutunabilirse bunun tekrardan tepki alımlarıyla karşılaşabileceği hareketleri görebiliriz. O açıdan özellikle bugün bu seviyeye dikkat etmenin makul olduğunu söyleyebilirim ben. Barış Ürkün, bu arada ekranlarda bir son dakika gelişmesi de var ekranların alt köşesinde, onun da altını çizelim. Avrupa Merkez Bankası mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün özel bir yönetim konseyi toplantısı yapacak. Bugün aynı zamanda Lagarde'ın tabii konuşmalarını bekliyoruz. Günün ikinci yarısında Lagarde cephesinden de gelecek açıklamalar var ve konseyinde özel bir yönetim konseyi toplantısı gerçekleşeceği bilgisi de geldi. Buradaki tabii ki görünüm de önemli son toplantıdan sonra. Nasıl bir yöntem izleyecekler ya da işte bakış açılarında bir değişiklik olacak mı? Tam da işte Fed'in de faiz kararını açıklayacağı günde piyasaları aslında oynaklığın olduğu, volatilitenin yüksek olduğu bir günde gelebilecek açıklamalar nasıl bir etki edebilir diye de sormak istiyorum. Çünkü Avrupa'da yine üst üste negatif kapanışları yapıyor. Dün de yine %1'lerin üzerindeki değer kayıplarını gördük. Burada sizce bu başlık nasıl bir etki eder ya da geçtiğimiz toplantıdan sonra Avrupa'ya karşı sizin bakış açınızda bir değişiklik oldu mu? Şimdi tabii bu gelen son haberi şöyle değerlendirmek belki mümkün olabilir. Hani bugün hani Fed toplantısı var. Piyasanın genel fiyatlaması 75 baz puan artırım yönünde olacak. Yani bu noktada eğer Fed böyle bir hareket yaparsa bunun piyasaya olası etkileri ne olabilir? Sonrasında kullanacak dil de tabii belki de beklenti dahilinde bizim konuştuğumuz dahilinde olma ihtimalini değerlendireceklerdir belki. O yüzden de nasıl bir aksiyon alınabilir şeklinde belki bir görüşme olacaktı diye düşünüyorum ilk etapta aklıma gelen bu. Tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısında ortaya çıkan görüntü Temmuz ayında faiz artırımının hazırlandığı şeklindeydi. Yani burada tabii 15 günden fazla var işte yani toplantısının gerçekleşmesine Temmuz ayı için. Yani burada tabii Avrupa Merkez Bankası'nın ben yani faiz konusunda çok önemli bir değişikliği, bir beklenmedik bir anda değişiklik yapmasını açıkçası beklemiyorum. Çünkü orası Amerikan ekonomisine göre Avrupa ekonomisi daha kırılgan bir ekonomiye sahip topyekün baktığımızda ülkeler bazında da değerlendirdiğimizde
O yüzden de hani faiz artırımı adımı büyük ihtimalle tabii gelecek ama bunu Temmuz ayında yapacaklardır. Ama tabii burada faiz artırımına ilişkin şiddeti ne olacak? Yani artırım hızı ne olacak? Ona da herhalde bakmak gerekecek ama benim gördüğüm burada bir 25 bas puan bir artırımla ilk etapta onu denemeyi tercih edeceklerdir. Ama bugünkü toplantı büyük ihtimalle son yaşanan bu gelişmeleri Fed toplantısından çıkacak olası sonuçları değerlendireceklerdir diye açıkçası tahminim bu yönde olur. Barış Ülkün, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gündem başlıkları oldukça yoğun. Size kolaylıklar diliyoruz. Takip ediyor Teşekkür ederim. olacağız. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin size de. Teşekkürler.